Sayın Tekin, geçmiş olsun diyelim. Sizin de Barbaros Bulvarı'ndaki müdahaleden etkilendiğinizi biliyoruz. Aktardık haberlerimize. Şu anda durumunuz nasıl? Hastaneye gittim. Hastanede arkadaşlarımız, doktorlar bir buçuk saat bizi gözetim altına aldılar. Serum verdiler. Yarın da uygun bir zamanda kan tahlili yapıldı. Film çekeceğiz. Çünkü daha önce benim nefes borularda bir sıkıntı var. Özellikle onu da söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi il yöneticisi Haydar arkadaşımız şu anda hastanede bir ciddi bir sıkıntısı var. İnşallah kendisine şifa diliyorum. Evet. Onun dışında çok sayıda arkadaşlarımız yine bu muameleye tabi tutuldu. Sayın Ercan Karakaş yanımdaydı. O ciddi sıkıntılar geçirdi. Ne yazık ki manzara bu. 3 tane arkadaşımız perişan. 45 dakika sonra ambulanslar geldi. Ambulanslar geldikten sonra ben dahil birçok arkadaşlarımız ambulanslara bindik. Ambulanslara bindiğimiz an ambulanslara da biber gazı sıkıldı. Dünyada savaş olan savaş bölgelerine bakın. Savaş alanlarında ambulanslara müdahale edilmez. Böyle bir ceberrut, bu talimatı kim verdiyse şiddetle kınıyorum kendisini. İzin verilmemesine rağmen bu yürüyüş konusundaki ısrarın bir neden olarak gösterilmesine siz ne diyorsunuz efendim? Sayın Nur Hanım, yürüyüş dediğiniz, biz Beşiktaş'ta kendi ilçe binamıza yürüyeceğiz. Taksim alanına değil. Biz Yıldız'dan kendi ilçe binamıza yürüyemedik. İstanbul Valiliği sizinle bir temasa geçti ediyorum. Mi? Şaşırıyorum. Çok da şaşırmıyorum. Çok da temas falan da istemiyorum. Ama şunu hep herkes biliyor. Özellikle burada emniyet görevlileri, bütün görev yapan emniyet müdürü, sayın vali beni çok yakinen tanırlar. Yani biz ne yaptık da bu muameleye tabi tutulduk? Bugün kullanılan gaz çok farklı bir gaz. Dozajı artırılmış. Onlarca insan bayıldı. Onlarca insan sıkıntı çekti. İnsana saygısı olmayan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız.